Selamlar arkadaşlar, ben Onur. Yepyeni bir kaleci kariyeri videosuyla karşınızdayım. Bugün sonunda çok beklediğimiz transferimiz olacağız. Da Silva kariyeri için yepyeni bir takıma transfer olacak. Geçen bölümün sonunda zaten görmüştük. Baktık böyle hangi takımlardan teklif geliyor diye. Şu an 2027-2028 sezonunun başındayız. Gördüğünüz gibi Manchester City bizim için 204 milyon euro teklif etmiş Juventus'a. Geçen bölüm çeyrek finalde onlara karşı elendik. Çeyrek final lanetini bir türlü kıramadık. Artık tabii hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası istediğimiz için City gibi çok büyük bir takıma gitmemiz gerekiyor. Kadrosu zaten çok kaliteli, biliyorsunuz. Geçen bölümde görmüştük, karşımızda oynamışlardı. Juventus'tan, eski Juventus'tan oraya transferler de olmuş. İşte Tomori, Chiesa falan var. Musiala var. Yine bizim eski takım arkadaşlarımız orada. City bizim için en iyi takım olacaktır. Çünkü kaleleri hariç takım süper. Kalelerini de biz doldurduğumuz zaman yapbozun o son parçasını tamamlamış olacağız. Hem bizim Juventus'un hem de City'nin şeyleri çok kolay. Grupları Roma, Lille, Molde gelmiş City'ye. Bize de işte Leipzig falan geldi. Hani çok da zor bir takım yok. Leipzig bana uygun değil demiş bizim Silva. Çok daha iyi bir takım istiyor ya. Bu arada şunu gördüm. Marcus Rashford Roma'dan Almeyra'ya gitmiş. 53 milyon euro civarında teklif etti. Allah Allah, ben böyle bir düşüş görmedim lan. Almeyra'da ne yapacaksın? Çok saçma yani oraya gitmesi. Bu arada hani 97'ydik ya, teklif gelmiyordu, o yüzden 93'e çektik geçen bölüm. Hemen teklif geldi. Leipzig'i reddettik. Manchester City'ye transfer olacağız. Haftalık 300 bin euro. Yıllık olarak kaç milyon euro bilmiyorum da bayağı bir para. Haftalık 300 bin. Çok da az bir para değil. Yapboz'un son parçasını tamamlamaya geliyoruz. Guardiola'nın yanına City'ye gidiyoruz. Onayla ve imzayı at. Diego Cesar da Silva artık Premier Lig'e geri döndü. Amacımız Şampiyonlar Ligi artı Premier Lig kazanmak. Premier Lig'de zor maçlar oynamayız. Pardon, tam tersi. Kolay maçlar oynamayız. Zorlarını oynamayacaksak. Haaland, Guardiola bizi karşılıyorlar. Tabii sağlık kontrolleri var. Oo, Foden da geldi. Karşılıyorlar değil mi? Bir şeyler konuşuyor Silva. Hoş geldin falan diyorlar ve görmüş olduğunuz gibi formayı giydik. Saçlar da hiç değiştirmeye gerek yok. Böyle çok güzel. Vay. Artık Manchester City'nin futbolcusuyuz. Kalecisiyiz. Yine zorlu bir dönem olacak ama kadro çok kaliteli. Bu kadronun hakkını vermemiz lazım. Şimdi geldiğimiz gibi hemen becerilerimizi değiştirelim. Tamam mı? Bunları transfer olmak için almıştık. Tekrardan geri verelim. Heh, fullledik değil mi? 97'ye yükseldik. Artık her şeyimiz full. Dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesiyiz. 3'te 2 yapmış takım şu ana kadar. Daha yeni başlıyoruz. Hemen antrenmanlarımızı ekleyelim. Bir an önce asil kombine çıkalım. Buraya yedek kalmaya gelmedik. Ki zaten yedek kalabilecek bir kaleci değiliz şu an. Brezilya maçları olduğu için saymıyor. Şöyle birkaç hafta atlamamız gerekiyor. Boz maçından galibiyet aldı takım. Liverpool'la beraber kalmış. Şunları geç. Tamam. West Ham maçı geldi ve 36. seviyeye yükseldik. 4 tane beceri puanı var. Önce beceri puanlarını verelim madem. Sonra aktivitelerden bir şeyler yapacağız. 13 milyon euromuz var. Onu bir harcayalım. Pasa verelim bence artık değil mi? Uzun pas. Aktiviteler. Şimdi kulüp efsanesinin kitabını okuyalım. City tarihinden bir efsane. Okuduk. Sponsorun televizyon kampanyasına rol al. Puma'nın herhalde. Sponsorlu çekim de yapalım. Tabii. Manchester City belgesel dizisinde rol al. Amazon'da yayınlanacak herhalde. Onu izlemiştim orada 2017'dekini. Çok güzeldi. Otobiyografi yayınla. Buraya kadar gelişimizi şöyle bir kitap halinde hayat hikayemizi anlatalım. Soru cevap oturumuna katıl. Yeni geldik ya. Şöyle bir gazeteciler falan sorsun. Kulüp taraftarları falan. Onlara bir cevap verelim. Çocuk kitabı çıkarmak için bir sanatçıyla çalış. Tamam, çocuklara da önem verelim. Şimdi yatırımlar gelecek. Biliyorsunuz bir sene önce falan yenilenebilir enerjiye yatırım yapmıştık. 5 milyon euro vermiştik. 5250 geri gelmiş. Oradan da bir para geldi. Oha, 19 milyon euromuz var. Espor takımını tabii ki bir daha kur. Yani yeni oyuncular falan transfer edelim. Video oyununa yatırım yap. Teknoloji girişimine yatırım yapalım. Müzik çıkartalım. Restoran zinciri, borsa, ne varsa. Ne varsa çok zenginiz artık. Oh oh oh. Yalnız buradan da getiri çok fena olacak. Bunların hepsi yatırım. Şimdi bir de tabii para harcayalım. En pahalılarından gel bakalım şöyle neler var. En pahalıdan ucuza doğru gidelim. Araba falan var değil mi? Dur. La oğlum öyle yapınca gidiyormuş. Lüks bir yat satın al. 25 milyon euro. Scarface malikanesini satın aldın mı lan? Gel. 5 milyon euroya. Of, müthiş malikane.
Özel jet. Al 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 al. Kaç para? 1,5 milyon euro. Paramızı tabii çok da tüketmeyelim de. Bir de şöyle az gelişmiş bölgelere para bağışlayalım. Hani onları da es geçmeyelim. İyilik de yapmış olalım. Hastanelere de para bağışlayalım. Tabii ki öncelikle hemen şuradan puroyu düzenle diyoruz. Ve eldivenlerimizi, kramponlarımızı değiştireceğiz. Öncelikle krampon. One Future yakışır mı? Turuncu formaya ne gider? Bence Puma giyelim. Çünkü City'nin sponsoru ya. Hani onların çekimlerinde falan da rol almıştık. Bence Puma yakışır. O da Puma olsun. Şöyle bir kombolamış olalım. Tabii ki var. Ha bu da Future. Çok beğenemedim ya. Bak. Öbür kaleci formasına bu çok güzel giderdi. Bu tonda hani açık yeşil gibi bir şey olsaydı forma çok güzel olurdu. Bu yakışmıyor çok. Tutmadı. Renk uyuşmuyor. Bunlar bayağı kötü baksana. Şişirme gibi duruyor. Oo, bu bayağı iyiymiş lan. Oğlum bu bayağı iyiymiş bak ha. Yakışmıyor da değil. Biraz bu olsun. Ya da buradan devam mı be? Mavi krampon, mavi eldiven, mavi saç. Bu mu olsa? Ya şunun arasında çok kaldım. Mavi mi siyah mı? Yorumlara yazar mısınız? Şu anlık siyah yapacağım büyük ihtimalle. Bu mu olsun? Mavi. Yoksa siyah mı olsun? Ya da başka bir şey mi yapalım? Bir siyahta kalsın bakalım. Ya da siyah çok uyuşmadı mı ya? Hadi Puma kombini yapmış olalım madem. Boş ver. Her şeyimiz Puma olsun. Zaten Puma Future şeyde, ayakkabıda. Bu da öyle olsun. Siyah çok uyuşmadı sanki. Şimdi West Ham maçını yapmayacağız tabii ki. Şöyle bir takma bakalım. Önemli maçlar neler var? Burada neredeyse hiç önemli maç yok. Şampiyonlar gruplarını falan hiç yapmaya gerek yok. Nereye kadar gidelim? Ekim ayında geç. Arsenal maçına kadar ilerletip geri geleyim. Ondan sonra United yaparız. United'dan sonra Chelsea yaparız. Ve Tottenham yaparız. Bu 4 maçla birlikte bölümü bitirmiş oluruz. Bir hafta geçeyim ben. Evet, 7 Kasım 2027'ye geldik. Arsenal maçına kadar ilerlettim. Burada yine milli takım dostluk maçları var. Ama onları tabii ki atlayacağız. Herhangi bir anlamı yok çünkü. 3 sene sonra Dünya Kupası olacak. Buraya kadar gayet iyi geldik. Ya yani bir İtalya mağlubiyeti var Brezilya ile. Onun haricinde City'de full galibiyet. Bir tek şurada Sheffield'a karşı mağlubiyet aldık 4-1. Norwich beraberliği, West Ham beraberliği. Onun haricinde full galibiyet. Şu an ligde durumlar ne bilmiyorum. Antrenman yapmaya da gerek yok. 21 puanımız var. Chelsea mükemmel gidiyor. Oha. 11 maçta 10 galibiyet, 1 mağlubiyet. Ulan Chelsea de bizi istiyordu ha. Yanlış takıma mı geldik acaba? Ama onlar Şampiyonlar Ligi'nde değiller. Yani lig çok önümüzde değil de alırsak tabii çok daha güzel olur. Almasak da öncelikle hedefimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi olacak. Ödegaard var, Maier var. Aslında çok da iyi kadroları yok be. Atlasak mı? Bence önemli anlarında oynayalım. Bir Chelsea kadar, Tottenham kadar falan iyi kadroları yok. Bir atlayalım bakalım. Çok farklı bir kadro var Arsenal'da. Bakalım gelebilecekler mi? Hücum ediyorlar dakika 3. Maçın başı. Ödegaard. Ödegaard bıraktı. Ruben Dias. Geçit vermiyor. 1-0 kazanıyoruz. Dakika 46. Hücum ediyorlar. Oo bir dakika. Tehlikeli olabilir. Guri. Şut çekecek. İzin vermedik. O ne lan? Jirjan. Ha bak bu sefer tehlikeli işte. Bu sefer tehlikeli olabilir. Oradan şut. Direkt dibinden dışarıda. 7.7'ydi galiba. Sağ üstte baktığımda 4-0 galibiyet aldık. Neyse hızlı bir şekilde atlamış olduk. Yine milli takım maçları geldi. Şuraya kadar ilerleyelim. Avusturya maçı. 2-0 galibiyet. Arjantin galibiyet aldık. Derbi maçı geldi. İlk derbimize çıkacağız City ile. Antrenmanımızı yapalım. İlk 11'imiz artık full. Puan durumunda 6 puan fark var. O bu arada Chelsea mağlubiyet aldı. Güzel, işimize gelir. Puan farkı 6'ya düştü. United'ın 17 puanı var. Szoboszlai, Guerrero, De Jong, Antony, Eder Militao. Onun haricinde çok da güzel bir kadro yok. O zaman bunu da yapmaya gerek yok. Bakalım gelebilecekler mi? Hemen şurayı hızlı bir şekilde atlayalım. O zaman Chelsea maçı çok önemli değil mi? Lider gidiyorlar. Chelsea maçını yapalım. Ligde de çünkü çok salmayalım da. Yani çifte kupa istiyoruz o yüzden. Chelsea'ye yetişmemiz lazım bir an önce. Kontrata çıkıyorlar. Pas geçmedi. Köşe vuruşu kullanacaklar. Dakika 55. Kim o? Antony kullanıyor.
Buradayız. Kapattık. Kapattık burayı. Kısa oynadılar. Guerrero. Guerrero bıraktı. Oradan vuruş. Penaltı yok. Korner ama şey bitti. Hani an bitti. 2-0 kazanıyoruz. Orta fırsatları varmış. Kim o? Guerrero. Geldi Guerrero. Pasını verdi Musiala. Evet, maç bitti. 4-0 derbide galibiyet aldık. Çok zor rakiplere karşı oynamıyoruz şu an. Hani isim olarak zorlar ama kadro kaliteleri çok düşük. Gördüğünüz gibi 5-4 atıp geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de bu şekilde. Namalup çıkacağız büyük ihtimalle. Chelsea maçına bir geçelim de be. Gelsin abi. Puan farkı 3'e düşer. E zaten sonra da takılırlar büyük ihtimal. Şu an kaç? Şu an yetişmek üzereyiz. Evet, 4 puan fark var. Şunu 1'e indirelim. Hadi oğlum. İlk defa zorlu bir maça çıkıyoruz. Chelsea de bizi istiyordu. City de bizi istiyordu. Biz City'yi tercih ettik. Cengiz Ünder, De Ketelare, Pulisic, Havertz. Geçen bölüm bakmıştık. 5'li defans oynuyorlar. Başlayalım bakalım. Otobüsten görüntüler. Pulisic orada. Geliyorlar. Bizi bir kere gösterecek mi? Ve bizim takım Musiala en önde. Silva? Yok galiba. Evet, bizi göstermediler. Oo, yalnız alevler eşliğinde maça doğru geçeceğiz. Chelsea Manchester City maçı birazdan başlayacak. Bizim için Silva'nın ilk maçı gibi bir şey. Genellikle atladık. O yüzden ilk defa City'le oynayacağız. Bir 90 dakika. Tabii oyundan falan çıkmazsak. Umarız öyle saçma sapan goller yemeyiz de. Maçı kaybetme diyor Guardiola. Zaten puan farkımız 4. Bunu 1'e indirmek istiyoruz. Maçı onlar başladılar. Eğer sizden teklif gelmemiş olsaydı büyük ihtimal Chelsea'ye gidecektik. Bu arada orada çok büyük boşluk vardı. O mesela Haaland müthiş kaçtı. Pasını verdi. Orkun bırakıyor. Bir daha Orkun, müthiş gol. Paslaşarak geldik. Tam City golü. Çok erken bir gol buluyoruz. Biz daha bir şeyler anlatırken anında golü attı Orkun. 17 numarayı almış bak. De Bruyne'nin numarasını almış. Foden. Bir daha Orkun. Hiç kimse de bencillik yok. Herkes böyle takımın gol atması için uğraşıyor. Orkun Kökçü. Yalnız Orkun'a City, karşıda Cengiz Ünder var. Şu puan farkını 1'e indirelim de. Olabildiğince bütün kulvarlarda yarışmaya çalışalım. Tüm kupaları almaya çalışalım. Artık City'deyiz yani. O kadar hani şu kupayı almasak da olur falan diyeceğimiz bir durumda değiliz şu an. Bütün kupaları almamız gerekiyor. Tabii bizim için en önemli şey Şampiyonlar Ligi de. Premier Lig'de olsa tabii çifte kupa bambaşka bir şey. Müthiş bir sezon olur. Artık 24-25 yaşındayız ya. Hani birkaç senemiz var böyle en yüksek seviyede oynamak için. Gerçi kaleci olduğumuz için bir 35-36'ya kadar gider. Ne oluyor lan? Haaland rakibi eziyordu. Haaland bıraktı. Orkun. Musiala, Orkun kaptırıyorlar. Cengiz Ünder. De Ketelare. Pulisic. Kilvel bindirdi. Kilvel. Pas verecek. Oy var ya. Hayır ya. İlk kurtarışı yaptık ama offside mi? Değil, gol. İlk kurtarışı yaptık. Cengiz Ünder arka direkte bekliyormuş, gol attı. Chelsea beraberliği yakalıyor. Şurada aşırı boş kaldı. Yine de kurtarışı yaptık. Offside de yok. 15 numara Cengiz. En azından Cengiz attı. O tarafından bakmak lazım. Elimizden gelen her şeyi yaptık. 5.7. Hocam yapma be. Gerçi hiç gelemediler. İlk geldiklerinde gol yemiş olduk. Kaçan var. Tomori. Salah. Salah bıraktı. Oy Orkun. Oğlum bencillik yap biraz. Musiala. Mohamed Salah. Tomori bırakıyor. Mohamed Salah olayı Simon. Yine korner. Orkun kullandı. Kötü yere. Salah pasını verdi. Ortadan gelen var Orkun. Bu sefer bencillik yaptı korner. Yapması gereken buydu işte az önce. Şimdi korneri kullandı. Top bizde. Tomori. Bill Foden. Penaltı yok. Eline çarpmadım hocam. Bir iki tane pas yapalım şöyle de. En azından bir 6-0 falan olalım. Ha, olduk. Peki bir de şöyle bir uzun pas atsak.
Yapma. Bizde. Ne oldu lan? Eline çarpmış. 6.1'e yükseldik. Fena değil. Bir iki tane pas yapmak lazımdı. Ama dikkat. Kapatın. İşte bu. Haydi oğlum. Çok seri bir kontratak. Orkun. Cancelo. Tomori. Rodri. Haaland. Musiala'dan Orkun. Kaptırdı. Aha. Bu arada tehlikeli olabilir. Jamal Musiala. Mohamed Salah. Çekip plase. Pas vermeyi düşündü ama Schlotterbeck. Detelare. İyi çıkıyorlar. Oo, bu sefer harbiden güzel çıkıyorlar. Kaya Vers. Pas gelecek ortaya. Gelmedi. Şut çekecek. Penaltı mı? Yok. Oğlum çok ucuz yırttık lan. Kaldırdık. Yapma be. Odun alamadı ki. Havertz. Diketelare. Müthiş vurdu ama çok iyi çıkarttık biz de. Ya oğlum salsana. Korner. Hocam rating vermen lazım bak. Güzel de o kurtarış. İşte fena bir kurtarış değildi. Allah'ım çıldıracağım ya. Yediğimiz gole bak. Arka direkte bomboş. Schlotterbeck. Bu da bizim takım arkadaşımız değil miydi ya? Juventus'ta. Hep eski arkadaşımız bize gol atıyor. Arka direkte bomboş. Şuraya bak. Kimse yok. 26 numara kim o bilmiyorum. Biri var. Ta arka direği gördüler. Maalesef yiyoruz golü. Schlotterbeck attı. İyice düştü mü rating? 5.8. Çok da düşmedi. O nereden yediğimiz için büyük ihtimal. Aldı mı oyundan? Yok almadı. Chelsea'de Kingsley Coman oyunda. Orta geldi. Boş. Kale boş lan oğlum ya. Romero son anda. Pulisic. Sen Pulisic. Kazandık mı? Evet. Bolton. Haaland'a aktar. Haaland'a aktar. Bir dakika. Hocam ver. Ya niye avantaja bırakıyorsun? Çok tehlikeli noktaydı orası. Cancelo sen ne yapıyorsun? Kaptırı topu ya. Oo, Coman çıkar oradan. Coman koşar oradan. Derken koşmadı lan. Yine onda. Coman bıraktı. Pulisic. Livramento. Aha. Aha Chiesa. Haydi Chiesa. Federico Chiesa ve gol. 2-2 yaptık. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bize gol atmıştı. Hem de 2-3 tane atmıştı. Burada da golünü atıyor Chelsea'ye karşı. Çok iyi kaçtı. Yetişemiyor savunma. 14.5 metre çaprazdan attı. 2-2. Ve biz de oyundan çıkıyoruz. Lütfen kazanmış olalım. Haydi City. Böyle bitmiş. Sonrasında hiçbir şey olmamış. En azından beraberlik aldık. Mağlup olsaydık tabii biraz daha kötü olurdu. Puan farkı 9 olurdu. Şu an kaç? Şampiyonlar Ligi gelmiş. Sonra bakarız. Ben yine şöyle birer hafta atlayalım. Bu arada Molde'den sonra şimdi rakibimiz belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde kim geldi? Bakıyoruz. Napoli. Sonun alt turunda. Juventus'tayken hep onlara karşı oynuyorduk. Ben çok rahat geçebileceğimizi düşünüyorum Napoli'yi. Biraz daha iyi oynamamız lazım. Bu maçtan daha iyi oynamamız lazım en azından. Şu maçları atlayalım. Leicester'a karşı mağlubiyet aldık. Ligde galiba şampiyon olmayacağız ha. Atladığımızda çok da iyi sonuçlar gelmiyor. Bir beraberlik bir mağlubiyet aldık. Tottenham maçı var. Evet ilk 11'e geri çıktık. Tottenham şu anda nerede? Aynı puandayız. Tottenham'ı yenmemiz lazım şu an. Deplasmana gidiyoruz. Harry Kane, Zakaria Fofana, Correa, Moleiro, Sessegnon, Lenormand, Laporte. Yani işte güzel kadroları var. Harry Kane'e özellikle aşırı dikkat etmemiz lazım. Bu arada Salah şu an 82'ymiş. Son sezonu falandır herhalde. Oraya bir tane aslında ara transfer döneminde çok iyi bir kanat oyuncusu lazım ha. Guardiola. Şöyle alsana iyi bir oyuncu. Ya da Foden'ı sağa çek. Sol tarafa Rafael Leao falan. Oynar bence Foden. Çok sıkıntı olmaz herhalde. Guardiola şöyle bir akıl verelim ya. Danışsın bize. Başlayalım. Tottenham'lı taraftarlar maça doğru geliyorlar. Sokaktan görüntüler. Oo, yalnız stadyumda çok güzel be. Şuraya bak.
Tottenham'a konuk oluyoruz. İki takım da 34 puan. Ligde de tabii yarışımızı sürdürmek istiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi. Chelsea 43 puandı bu arada. En azından şu Tottenham'ı, Liverpool'u falan gelelim de. Yavaştan şöyle bir ikinciye doğru çıkalım. Tek rakibimiz Chelsea falan kalmış olsun. Başla abi. Bir önce başlayalım. Harry Kane başlıyor maça. Alkışlayalım. Bir de şu dans et. Dans et. Tamam. Ligde işte Chelsea çok fazla puan fark attı ya. Onu işte kazanarak kapatmamız lazım da. O da zor. Çünkü aşırtma gibi bir şey vurdu top dışarıda. Bu nasıl bir vuruş lan? Yarı aşırtma vurdu. Bir an dedim ne oluyor? Havaya gidiyor ama yere gidiyor falan. Guardiola bak bence benim taktiğim süperdi. Hocam. Bizi bir dinlersen bence Foden'ı sağa at. Sol tarafa takımdan şey iste. Yönetimden. Zenginler zaten. Bir Rafael Leao yakışır oraya. Sol kanadı süper kapatır. Gendouzi. Aha hadi Chelsea gol yemiş ol derken Pulisic atmış. 1-0 önde. Yalnız bu maçtan da beraberlik veya mağlubiyet alırsak puan farkı çift tanelere çıkacak. Chelsea ile. Premier Lig kazanmamız zor. Ama şuradan bir galibiyet alırsak hem Tottenham'ı yenmiş oluruz. Hem de belki puan farkı kapanır. Belli olmaz. Kapanmasa da açılmamış olur. Evet bu zamana kadar neredeyse hiçbir şey olmadı. Ne biz gidebiliyoruz ne onlar gelebiliyor şu ana kadar. Oo, Harry Kane karşı karşıya çok yakın mesafeden kurtarır Silva'dan. Hiçbir şey olmuyor dedik. Harry Kane'in şutunu çıkarttık. Foden. İlk defa gelmişlerdi neyse gol yemedik. Chelsea maçına gibi. Correa. En azından bir kurtarış falan yaptık diyelim. Spence. Spence çevirdi. Harry Kane kaçıyor. Ruben Dias. Hayati müdahale. Hayati müdahale ama yine onlarda. Oradan şut geldi. İkinci kurtarış. Koş 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 koş. Al eline. Süpersin Silva. Süpersin. Şöyle ver pasını bir de. Tamam. Hocam ratingleri görelim. İkinci yarıda belki biraz daha tempolu falan geçer. Bakalım. Gol yemezsek zaten oyundan çıkmayacağız. Skorumuz güzel çünkü. 0-0 gittiği sürede sıkıntı yok. Burada el var. Hadi bakalım. Da niye Haaland kullanıyor ya? Haaland'ın o kafayı vuran oyuncu olması gerekiyor. Salah var, Foden var, Orkun var. Hani vuracak oyuncular dolu. Musiala var. Gidiyor Haaland kullanıyor. Topu alamadık yalnız ha. Fofana. Oo aradan çok güzel bıraktı. Spence. Harry Kane bomboş. Harry Kane bomboş. Harry Kane vurdu. Yakın mesafe. Oo yakın mesafe müthiş çıkarttık galiba. Bir dakika. Direkten mi döndü ona bakacağım. Şurada önce Silva sonra direkt sonra bir daha Silva. Yine müthiş kurtarış. Aynen böyle devam. 7.1'e yükseldik. Çok dışarı oynadılar. Kafa vuruşu kucağına. Silva'nın. Elimizde Salah'ı gördük. Takım gol lazım bak. Çok güzel. Livramento. Yapma be. Karşı kaleci de süper çıkarttı. Gol dedim bir an için ama işte. Orkun. Gendouzi. Oha o neydi lan? Oğlum ne yaptı Gendouzi? Çok fena asıyordu. Direkt top attı top. Şimdi Tottenham geliyor. Maça heyecan geldi. Tottenham çevirdi içeri doğru. Salah oyundan çıktı bu arada. Kiesa oyunda. Ya Kiesa varken niye Salah oynuyor ki zaten? Saçmalık. Ortası boş, ortası boş. Oraya. Pas geldi son anda Tomori'ye. Tam zamanda girdi araya. Oho Orkun'un yatırışa bak yalnız he. Pazara gönderdi. Odin. El var. Hocam. Normalde veriyordu bunları da vermedi bu sefer. Yenmemiz lazım. Yenmemiz lazım. Pas geldi. Harry Kane çevirdi. Penaltı yok. Nasıl yok lan? Oğlum Ruben Dias'ın eline çarptı bu arada. Haaland. Musiala. Aynen böyle. Aynen böyle. Orkun Kökçü. Kasters çıkarttı korner. Harry Kane çıktı. O kim lan? Biri giriyor. Onlar da Kore'ye çıktı. Can Cuma oyunda. Hayda Haaland. Peki buradan atmadım mı? Hadi oğlum.
Erling Haaland. Kalecinin kucağına. Yani üstüne işte, kucağına değil de. Çok zayıf vurdu. Gendouzi. Haaland. Musiala. Musiala bıraktı oradan şut. Yine kaleci kurtarıyor. Bizimkiler o kadar hani kurtarılabilecek şutlar çektiler ki. Karşı kaleci maçın oyuncusu olacak büyük ihtimalle. Biz de kurtarış yaptık da o biraz daha fazla yaptı. Hadi oğlum, hadi oğlum, bir gol. Yapma işte şunu, 90+3. Evet, büyük ihtimalle bu deplasmandan 0-0 beraberlikle ayrılacağız. Bitmek üzere. Maç bitiyor. 0-0 berabere kalıyoruz. En azından kaybetmedik. Ki o gelmelerine rağmen biraz oyunu tutmaya çalıştık. Ki tuttuk zaten. En azından kaybetmedik. Bu da bir şeydir. Kaybetseydik puan farkı çok daha fazla açılacaktı. 7.5 rating aldık. Ruben Dias 8.1 almış. Maçın oyuncusu. Chelsea 4-0 yenmiş. Liverpool 3-1 yenmiş. Ama bizim rakip biraz daha zordu. Hani Tottenham ya rakip. Atamamak o yüzden biraz daha normal. Yeni yıl. Oo, tabii yeni yıl geldi. Hemen ne yapalım? Ne yapalım, ne yapalım? Bağış partisi yapalım. Çocuklara, okullara falan biraz böyle bağış yapalım. Sonraki önemli maç ne zaman? Buralarda hiç önemli maçlar yok. O zaman Napoli maçı mı geldi? Napoli maçı geldi. Bu ne ya? Sürekli berabere kalıyoruz. Hem kupada hem ligde beraberlik almaya başladık sürekli. Tamam, hedef Şampiyonlar Ligi zaten. En azından olumlu yönden bakalım. Hedefimizi o zaman tamamen Şampiyonlar Ligi'ne yöneltelim. Kupadan da elendik. Ne kadar kupa varsa elenelim, boşver. Ligde de berabere falan kalıyoruz. Tottenham'ın yalnız öbür maçı geldi de bizim ligde işler çok kötü olduğu için. Yok, 61 puan. Oha. Oha, 24 maçta 20 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik. Chelsea çok iyi gidiyor. Tottenham'a karşı galibiyet aldık, 3-2. Güzel. Biraz gol de yedik ama ilk 11'den düşmedik zaten. Bir de antrenman yapalım. Tüm odağımızı Şampiyonlar Ligi'ne çevirdik. Son 16'da rakibimiz Napoli. İlk maçımıza çıkalım. Şurada şöyle bir 3-4 tane atarsak ikinci maçı tabii ki yapmayız. Onların kadrosu fena değil. Uğurcan var tabii. Eskiden beri zaten karşımızda oynuyordu. O da senelerdir Napoli'de. Biz yeni transfer olduk City'ye. Evet, bizim kadro yine aynı. Vitinha var. Orkun yok. Başlayalım bakalım. Deplasmana gidiyoruz. Tabii bu deplasmana bayağı bir gittik. Senelerce. Napoli'ye karşı oynadık. Geri geldi, kaybettik ama çoğunlukla kazandık. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Ben yine kazanacağımızı düşünüyorum burada. Napoli'li taraftarlar sahaya doğru geliyorlar. Olimpiyat stadyumu hazır. Haydi bakalım. Kale arkasından yağmurlu havada maça doğru geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçı. Hedef bu sene kupayı kazanmak. Öyle yarı final, final falan değil. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bu kim bilmiyorum. Öyle birinin pankartı gibi bir şey vardı da. Kurtarış Şenen golünü şöyle böyle yap diyor. Burada kalsın. Maça başlayalım. Haaland'ın vuruşuyla başlıyoruz. Biz şimdi tabii gol yemeyelim de. Bu kadar şöyle 3 atalım, 5 atalım falan derken gol yersek kötü olur. Alma da. Rachelia. Pereira. Alma da. Alma da. Şut çekmedi. Blas çekti şutu. Çok zayıf. O kadar zayıf vuruş ki. Ne yapıyorsun Silva? Silva ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Ya ne yapıyorsun? Karius moment yaşandı ya. Sen Karius musun? Kendine gel. Ne yapıyorsun? Pas verecekti, rakibe attı topu ya. Rakibin önüne bıraktı, asist yaptı. Ya abi. Kulüpten kovulacağız. Rating meeting düşmedi de. Boşu boşuna gol yedirdim var ya. Havadan böyle eliyle şey yapacak, atacak sandım. Rakibin üstünden. Gitti, rakibin ayağına bıraktı topu. Haaland. Bari gol atalım. Bitin ya. Muhammed Salah. Aha. Yok, geçemedi. Net çevirdi. Alma da. Dikkat, bir gol daha yemeyelim. Offside. Ver şöyle. Oğlum oraya değil. Niye oraya atıyorsun? Allah Allah. Bizim Silva'da. Bu maç bir gariplikler var bak.
Kaldır şuraya. Boşluğu gördü. Lang. Rafinha. Almada. Ben şut çeker diye bekliyorum, çekmedi. Palinina. Ruben Dias. Geçemediler. Haaland. Musiala. Hadi iyi çıkalım. Hadi iyi çıkalım. Hadi bir gol takım. Çok güzel pas. Erling Haaland. Offside yok. Dakika 33'te 1-1 yapıyoruz. Tam olması gereken araya doğru süper kaçtı alan bu arada. Tam bir Haaland golü. Kodum mu bıraktı tam göremedim. Araya doğru çok iyi pas geldi. Şurada. Yok. Musiala değil mi o? Çok iyi bıraktı. Haaland gelişine yapıştırıyor. Haaland tam pas var. Şimdi Vitinha. Erling Haaland. Hocam. Ufaktan faul olması gerekiyordu sanki ama Uğurcan çıkarttı. Horner. İlk yarı sona erdi. Maç 1-1. Bizim hatamızdan dolayı gol yemiş olduk ama Haaland'ın golüyle birlikte beraberliği bulduk. Şimdi öne geçme zamanı, hadi. Takım. Bir alkışlayalım takımı. Bir de şöyle dans edelim. Heh, şöyle moralimiz yerine gelsin. Sıkıntı yok. Eleyeceğiz rakibi. Koş oğlum Silva. Elimizi alamadık. Neyse sıkıntı yok. 6.1'e yükseldik. Palina. Oo, geliyorlar. Geliyorlar. Çok tehlikeli geliyorlar. Kravat. Kravat. Pas geldi. Net. Tehlikeli geldiler sanki. Oradan şut geldi. Tam kurtarış yapıyorduk. Top bizde. Hocam alma, gözünü seveyim ya. Bak pas yapıyoruz hocam. Şş. Alma hocam ya. Ver şunu, ver. Şuraya bir görelim. Hocam bak ne kadar güzel attık. Alma da. Evet, oyundan çıkacağız. Çok az kaldı. Oyun durduğu zaman büyük ihtimal yokuz. Geliyorlar. Hadi şöyle bir kurtarış yapsak. Pereira offside. Çıktık mı? Çıkmadık. Piyasa girdi. Yine onlarda. Rodri araya girdi bu arada. Ultra ofansif aldı hoca. Guardiola çıkın diyor takıma şu an. Kiesa kaldırıyor. Uğurcan boşluğa çıktı ve gol. Jamal Musiala. Uğurcan bir anda boşluğa çıktı. 2-1 yapıyoruz. Biz de gelmeye çalıştık buraya. Geldik geldik geldik. Lan biz de buradayız. Oğlum neredeyiz ya? Yanındaydık. Ya beraber sevinecektik. Gelemedik. Şurada Kiesa oyuna girdiği gibi kaldırdı arkaya doğru. Uğurcan biraz geç çıkmış galiba. Bir dakika. Şurada. Oğlum biraz yakından göstersene. Nereden gösteriyorsun? Evet, kafayı önceden vurmuş. Bir tık geç kalmış Uğurcan. Rakip stoperler de bayağı boşta bırakmış Musiala'yı. Bomboş kafayı vuruyor ve oyundan çıkıyoruz. Gol attıktan sonra oyundan çıktık. 2-1 bitmiş. O zaman sonraki maçı da çok hızlı yapalım. Güzel. Deplasmanda 2-1 fena skor değil bu arada. Sonraki maç ta burada yalnız ha. Ooo, Nottingham Forest. Eski takımımıza karşı oynuyoruz. Ve berabere kaldık. Napoli'nin ikinci maçı geldi. Hemen antrenman yapalım. İlk 11'e çıktık. Bu maçta şöyle bir hata falan yapmayalım. Ki zaten az önceki maçta da hani o gol yediren hatamızdan sonra başka bir hatamız yoktu. Hakem Gökberk Topaloğlu'ymuş bu arada. Türk. Salah düşmeye devam ediyor bu arada. 81'e düşmüş. Hocam hiç mi kanat oyuncusu yok takımda? Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkabilmek için kendi evimizdeyiz. Fark 1. 2000'in revanşı. Napoli bize konuk oluyor. City of Manchester Stadyum hazır. Taraftarlar da böyle City yazmışlar. Maça doğru geçiyoruz. Sonraki bölüm lütfen şu çeyrek final lanetini kıralım. Başka da bir şey istemiyorum ha. Bak yarı finalde veya finalde elensek gerçi daha kötü olur. Yani finalde falan hiç elenmeyelim. Final olursa kaybetmeyiz gibime geliyor. Oraya kadar çıkabilirsek. Biz genelde çeyrek finalde elendiğimiz için kendimizi gösteremiyoruz. Yalnız finalde penaltılar falan olsa bak, en büyük isteğim o ha. Finalde penaltı oynamak. Kurtarışlar ardından kaldıracağız kupayı falan böyle. Hayaller çok güzel de işte. Juventus'ta gerçek olmadı. Geldiğimiz ilk sezonda City'de gerçek olursa mükemmel olur. Sonraki sezonlarda o stresi atlatmış oluruz. Kupa alamama stresini. Çifte kupa ararız. Hem Premier Lig hem Şampiyonlar Ligi falan. Bizim için en güzel senaryo olur. Oo, süper çıktılar.
Süper çıktılar. Rafinha. Rafinha pasını verdi. Önünden geçti. Out. Gol yiyerek başlarsak işimiz zor. Farkı indirmesinler. Biz erkenden bir gol atarsak süper olur bu arada. Farkı yükseltmiş oluruz. İyice rahatlarız. Vitinha vurdu. Penaltı. Paul Torres'in eline çarpmış. Şutunu engellemiş rakibinin. Bakalım. İzleyelim. Ne olmuş? Şurada bir şut. Elleri kapalı bu arada. Beleş penaltı kazandık. Haaland topun başında. Kalede Uğurcan var. Haaland ters köşe. Penaltı atıyor ama biraz haksız penaltı kazandık. Boş beleş penaltı kazanıyoruz. 1-0 yaptık. Toplam skor 3-1. Erkenden öne geçtik. Oo. Bir tane daha atarsak iyice rahatlarız ama Uğurcan çıkarttı. Korner. Kaçan var. Oo, Rafinha bomboş. Rafinha aldı topu. Kalemizdeyiz. Kale güvendi diyecektim. Tam dediğim an gol yiyebilirdik. Ne oldu? Ha, onların çarpmış. Lobotka. Lobotka'dan pas var. Pereira, Rafinha'yı düşündü. Ortası boş. Ortası boş. Ruben Dias. Guardiola. Bir tane güzel bir kanat oyuncusu alsaydın keşke. Adam kim bilir kaç yaşında derken. Geldiler. Kurtarışımızı yaptık. Bir de aldık topu. Güzel. Kemal Musiala. Mohamed Salah. Haaland şimdi faul yaptı. Aa. Haaland'a faul yapılmış. Atar bu arada. Bu arada Salah verse de olurdu. Haaland vurdu. Direkten döndü. Salah verse net goldü bence. Vurmayıp pas verseydi böyle Salah atardı onu. Juventus Lille'i yeniyormuş. Onlara da bayağı kolay rakip gelmiş. Eski takımımız. Ha bu arada Juventus'la eşleşirsek işimiz zor ha. O da iyi takımdı. Eski takımımız. E karşımızda Vlahovic, Rodrigo falan olacak. Bilmiyorum. Ama hikayesi güzel olur. Yalnız Pereira vurdu. Kurtarışı yaptık. 6.6'ya yükselttik ratingimizi. Orta gelir mi? Yerden verdiler. Pereira. Yakın mesafe. Şimdi Silva'da top. Silva. Topla birlikte çıktı. Niye böyle bir şey yaptı ki? Dön gel abi koş. Heh. Şurayı gör. Tamam. Cancelo'ya verdik. Çeyrek finalde acaba hangi takım gelecek? Oo, Vitinha. Oradan çekti şutu Uğurcan. Korner. Bodin korneri kullandı. Haaland. Çizgide müdahale ve gol. Çizgideki oyuncu topu Uğurcan'a çarptırdı. Yani Uğurcan tam kurtarış yapmaya çalışıyor. Şimdi izleyelim zaten. Bir dakika. Şurada. Haaland kafayı vuruyor. Vuruyor kafayı. Savunma oyuncusu topu çıkartmaya çalışırken Uğurcan tabi kurtarış yaptığı için topu Uğurcan'a çarpıyor. Önce eliyle ondan sonra kafasıyla topu içeri almış. Şanssızlık. Yapacak bir şey yok. 2-0 yapıyoruz. Toplam skor 4-1 oldu. Golü de Uğurcan'a yazdılar. Tabii yani yanlışlıkla çarptığı için. Toplam skoru 4-1 yaptık. Bu saatten sonra dönemezler büyük ihtimalle ama biz gol yemeyelim. Şampiyonlar Ligi'nde gol yenme maçı bir tane daha yazdıralım. Arkada biraz fazla boşluk var sanki. Evet. Geçtiler. Pereira. Rafinha. Dikkat Rafinha orada. Rafinha döndü vurdu. Kurtarışımızı yaptık. Aman Chelsea maçında gibi olmasın. Yine rakibin önünde bırakmayalım da. 7-0 ulaştık. Pereira kanatta. Net. İçeri verdi pasını. Yakın mesafe Ruben Dias engelledi. Kurtaramayabilirdik. Çok yakındı. Çık 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 al. Kim uzaklaştırır? Lan yerden kalk artık. Yerden kalkarak gol yiyorduk ha. Ne oldu ya? Bir şeyler oldu orada. Serbest vuruş. Hayda. Orta geldi. Bizimkine faul yapılmış. Silva yalnız çok böyle bozuttu. Ne yaptığını bilmeyerek hareket ediyor sanki. Ama kurtarış falan da yaptık. Kiesa pasını bıraktı. Net gol. Cancelo. Bir an Foden sandım. Cancelo orada ne yapıyor falan dedim bir an içimden de. Çok hızlı çıkmış ileri doğru. Arka tarafta bitiriyor Cancelo. Uğurcan üzgün tabii. Yapabileceği bir şey yok. Onlar da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eleniyorlar. Biz de hemen sonuca geçelim. 3-0 yaptık. 5-1 toplam skor. 4-1 bitmiş. Bir tane gol yemişiz ama sıkıntı yok. Toplam skor 6-2.
Foden bir tane de atmış bu arada. Juventus Lille büyük ihtimalle geçmiş. Artı 15 ile kaptık. Şimdi karşımıza. Oo, takımlara bak, süper. Biz varız çeyrek finalde. Juventus eski takımımız var. Inter gelebilir. Liverpool gelebilir. Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea. Leverkusen United'ı geçmiş. Leverkusen gelebilir. Bakalım kim geliyor? Hangi takım karşımızda olacak? Ne maçı bu? Dostluk maçı. Şuraya kadar atla. Antrenman yapacağız çünkü. Hangi takım gelmiş? Paris Saint-Germain. Ya yine çeyrek final. Yine final tadında maç. Ama bu sefer öyle takılma falan yok. Kapı çaldı, geliyorum. Antrenman da yapalım. Bu arada milli takımda da şunları şey yapmamız lazım aslında ya. İyi rating kasmamız gerekiyor da. Atlasak. Kazansak. 1-1. Ulan illa gol yedik he. Ya artı versin diye uğraşıyorum da eksi verdi lan. Artı 15 verdi. Hedef 2030 artık. Milli takım için. Amerika kırmızı kart görmüş. 78'de oyuna giriyoruz. Sonuca geç. Ne oldu? Ne? Allah Allah. Kırmızı kart gören Amerika son dakikada gol atıyor. 1-0 kaybediyor Brezilya. Yok artık. Neyse boş ver, devam et. Hemen şuradan Paris Saint-Germain maçına kadar ilerletelim. Bu arada lige bir daha bakacağım. İki maçtır falan kazanıyoruz ya. Hani Chelsea maçı da var. Bir sonraki bölüm Chelsea maçını yapalım mı diye. Ona da bir bakacağım. Ha bu arada eşleşmeleri de bakalım. Leverkusen Liverpool'u kendi evinde 1-0 mağlup etmiş. Şimdi onlar kendi evinde. Barcelona Chelsea'yi yenmiş. Juventus Inter maçı var. İki İtalyan kulübü. Yalnız. Paris'i geçersek kupa bizde. O kadar söylüyorum bak. Paris'i çeyrek final lanetini kırabilirsek kupa bizde. Bu kadar. Sonraki bölüm Paris'i geçtiğimizden kupayı kazanırız. Chelsea çok fark atmış da. Kazansak 66 oluruz. Hadi bir maç kaybettiler diyelim. Puan farkı 9 olur. Çok zor. Paris'in kadrosuna bakalım mı? Rafael Leao vardı diye hatırlıyorum. Hala var mı bilmiyorum. Var. Mbappe, Rafael Leao, Barella, Oyarzabal, Gallagher, Frimpong, Christensen, Marquinhos, Rüdiger, Mukiele ve Donnarumma. Oha. İki tane dev kadro karşı karşıya. Leao'yu bizim takıma istiyordum. Zaten söylemiştim yani Foden çekse Leao'yu alsa falan diye. Mbappe, Leao, Barella çok iyi. Oyarzabal da yüksek reytingdir. O da iyi. Çekinmemiz gereken 4 oyuncu var. Kornerlerde Marquinhos artı Rüdiger. İkisi de çok iyi kafa vuran oyuncular. O ikisinden bir çekinmiyor değilim ama çeyrek final. Artık burada her şeyi yapmak zorundayız. Takım da biraz yorgun. Takımı taşımamız gerekecek. Sonraki bölüm. Laneti kırarsak büyük ihtimal şampiyon biz olacağız. Hele hele buradaki gibi. Hani şöyle Leverkusen, Liverpool'u falan ederse. Ne bileyim Barcelona, Chelsea ederse falan. İşimiz çok daha kolay olur. Her şey sonraki bölüm belli olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanala abone olursanız sevinirim. Bu sene kupayı kazanmak istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.